Ben Tayfur, senin eve giriş saatin 14.20. Tamam. Senin intihar edeceğim dediğin saat 8.30. Yani 2.30, 3.30, 4.30, 5.30, 6.30, 7.30, 8.30. Şimdi sen 6 saat sonra zil zurna sarhoş arıyorsan, bundan da bir içme vaktini de şimdi çıkartalım. Tamam mı? Arabayı da tamir ettirdin, şey yaptın, onu da bir çıkartalım. Sen şimdi 4 saat içinde bu çok ulan, sevgili karının gitmesinden dolayı niye intihar girişiminde bulunmaya çalıştın? Yani ben bunu anlayamıyorum. Sonra da 4 gün sonra da pavyona. Ama o pavyon mesela o adam arıyor hani emekli olunca, hani emekli oldum arasın diye o senin çağırıyor. Karın kaçmış. Ne pavyon? Senin pavyonda işin mi var? Ben abla o arıyor, niye diyorsun diyor, arabada içiyorum ben diyorum, tamam o da yenge emekli olunca emekli parasını aldım diyor, gel ben seni götürün diyor, öyle dile gidiyorum. Ama sen şimdi bedava, bir dakika dur be Oktay abi, sen her lafa giriyorsun, bedava mezar kazdım gel gömülelim dese atlayacak mısın içine? Ya, şeyle gittim yani. Bir güne, üç gün evvel intihar ediyorsun. Kendini şeylerden atmaya kalkıyorsun, üç gün sonra pavyondasın, sonra yine pavyona gidiyorsun, sonra tekrar haplarla beraber ben öleceğim deyip millete atıyorsun. Sonra da karım Konya'da evli adama Hyundai ile iki çocuklu Konya'daki adama kaçtı diyorsunuz ya. Arabasının markasına kadar var. Ve en söylenmeyecek kişiye söylüyorsun, çocuklarına söylüyorsun bunu. Anneniz kaçtı. Şimdi bir hanımefendi var, telefon attığımızda. Hanımefendi günaydın. Günaydın. Hoş geldiniz yanımıza. Buyurun biraz yüksek sesle alabilirsem. Hoş bulduk. Buyurun. Müge Hanım merhaba, iyi günler. Buyurun. Ben şey diyecektim de bu, ben Tayfur Bey'le aynı köyde yaşıyorum da ben. Hı hı. Bir mevzu vardı. Normalde konuşmak istemiyordum ama vicdanım el vermedi. Dedim artık bu konuya da bir el atmak lazım. Teşekkür ederim. Buyurun. Televizyonunuzun sesi mi açık? Siz konuşun, ben sizi dinliyorum. Evet, açık maalesef. Aslında televizyondan uzaktayım ama ses geliyor galiba. İşte evet, televizyonu kapatmanız lazım konuşabilmek için. Sesini kapayın, sesini. Görüntü devam tamam. Etsin de. Buyurun. Tamam. Buyurun. Müge Hanım, şimdi benim köydeki durum şöyle oldu. Bedriye kaybolduğunda Tayfur ve ailesi... Evet. Tayfur ve ailesi Bedriye'nin şey, nasıl desem, kaçtığını ama şöyle kaçtığını. Tayfur evden, işten döndüğünde Bedriye'nin çocukları odaya kilitleyip eşyaları toplayıp kaçtığını söyledi. Ve aynı zamanda bir hademe ile görüştüğüne dair de konuşma yaydılar köye. Hademe ile görüşüyordu diye. Evet, çalıştığı okulda hademe ile görüşüyordu. İki çocuklu mevzu yine var zaten, o değişmiyor. Bizim kaybolduğunda çocuklar köydüydü zaten, yani çocuklar Akşehir'e değildi ki. Okul, okul kapan, okullar kapanıyor, çocuklar duydum. Köye geliyor yani. Bir daha da çocuklar Akşehir'e gelmiyor ki. Hayır, köyde öyle bir şey duyurdular. Sonra kiraz mevzusunu biz bu programda duyduk. Hatta şaşırdık ya zaten. Hani dedik kendi kaçmıştı, odaya çocukları kilitlemişti. Niye yalan söyledi ki şimdi dedik. Çocuklar köyde ablam, çocuklar... Çocukların köyde olması değil mevzu. Çocukların köyde olduğunu şimdi siz söylüyorsunuz. Kadın diyor ki biz kaybolduğu zaman bize anlatılan buydu diyor. Valla ben kimseye görüp de anlatmadım hani yani. Hani tıpkı senin polise verdiğin ilk ifadede evde kavga ettik diye anlatıyorsun ya. Hanımefendi diyor ki bize de böyle anlattı. Tayfur işten döndükten sonra çocukları odaya kilitleyip eşyalarını toplayıp kaçtığını anlattılar bize diyor. Hayır. Bir de Hademe ile görüşüyormuş. Hademe de gene iki çocuklu muymuş? Evet, iki çocuklu Hademe ile görüşüyor diye anlattılar. Kim anlattı peki size? Yani bizzat Tayfur'un annesinden, babasından ya da yakın bir akrabasından duydunuz mu? Yakın akrabasından duydum. Hademe kim? Kim? Adını verebilir mi yakın akrabamızın? Sizin akrabanızdan duydum. Tamam, versin abla, kimden duydun? Kimden duydunuz? Söyleyin ismini de. İsmini söylemek istemiyorum. Söyle, söyle, ismini söyle. Anlatmış. Söyle, ismini söyle, kimden duydun? Biz, hani biz de onu arayalım, diyelim ya. Ya sen ya isim istiyorsun, ya bilmiyorum diyorsun, ya ispatla diyorsun, niye çıkartıyorsun? Olmayan bir şey ben uydurup neye yarayacağım? Bak diyor ki kiraz mı? Biliyorum, bana söyler mi? Olmayan şeyi uydurunca bana ne faydası olacak? Tamam, ismini söyle de ya, benim yakın akrabayım. Ben akrabayım. Öğrenirim ismini. Ben de hani eşimi, dostumu bilin yani, akrabamı bilin.
Ha? Senin yakın akrabanda ya senden duymuştur, ya annenden, ya babandan duymuştur bunu. Hayır, Hademe başka nereden çıktı mesela? Bilmiyorum abla, ben de buradan duyuyorum. O Hademe de, o Hademe de anladığım kadarıyla sizin... Hani o dövmek için şeyde, yani o zaman onun bir adını verelim dediniz. Dövmek için beklediğiniz Hademe. Değil abla, onu bilen demedik yani biz köyde. Kimseye demiyoruz yani. He, temizlik görevlisi olan Serdal. Ya bir şey söyleyeceğim arkadaşlar, Hademe demek kötü bir şey değil yani. Benim de okulda Hademe'miz vardı. Hademe güzel bir meslek. Ben hala çok severim benim okuldaki. Ben çok sevgiyle anarım yani. Hademe Hademe'dir yani. Niye artık insanların meslek gruplarıyla ilgili de şey yapmayın. Hademe Hademe. Hani bu kaybolduk kere annem deydi bana. Hani okuldaydı, böyle böyle biriyleydi, kavga etmiş. Hı. Hani erkek haberin var mı dedi. Ona da diyorum bana, adamın yanına diyorum, gittik diyorum. Annesiyle babasıyla görüştük ama hani o bir şey etmez diyorum ben. Abla. Hayır ama Hademe bir şey yaptı dememişsiniz. Hademe'yle kaçtı demişsiniz. Değil abla, mesela hani bu köyde hani duyuldu diyor ya mesela. Hı. Hademe. Hani annem de dövüştüğümüzü duymuş hani şeyle, Hademe'yle. He. Hani o bilen diyor, okulda birisiyle diyor, hani Bedriye diyor, dövüştüm bilen mi diyor, erkeğiyle diyor. Tamam atıştayım. Peki sen gidip emniyete böyle böyle bir kavgamız var, onlar benim karıma bir şey yapmış olabilirler dedin mi? Demedim abla, adamdan sattı. Ya Tayfur hani... bak sana bir şey söyleyeyim mi Tayfur? Yapmış olabilirler. Bak sen o parayı nasıl kazandın bilmiyorum. Kumardan diyorsun, nereden, inanmıyor ona Oktay Bey. Ben bilmiyorum o işi. Ben böyle 10 lirayla 150 bin lira falan kazanılacağına da inanmadığım için... Çünkü onu kazanmak için kim bilir kaç lira harcanıyor, senin bütçen belli. Böyle birisi de bir şey yapmış olabilir Bedriye'ye. Tamam mı? Hademe ile kavga etmişsiniz, kızmıştır, onun ailesi gelmiştir, almıştır, alabilir. Tamam mı? Senin başka bir arkadaşın vardır, o alabilir. Sütçü Sefer gelip susturmak için almış olabilir. Bak bin tane şey olabilir. Ama sen kaç gün oldu ya? Gidip de burada değil, burada da söylemedin ya hoş. Gidip mesela emniyete insan der ki, ben bununla kavgalıyım kardeşim. Bak benim eğer karım kayıpsa var ya, yıkarım ortalığı. Ben bununla 106 gün olmuş. Sayın memurlar, ben bir şey yapmadım kardeşim. Ben kendim eminim ya. Sütçü Sefer'i de ben lütfen sorgulayın. Görmek istiyorum, bakalım kameraya. Şuna da bakmak istiyorum, şöyle olmuş olabilir. Buna da bakmak istiyorum, böyle olabilir. Yani gidip, sende hiçbir şey yok. Yok abla da hani adamdan hani öyle bir şey değil hani, nasıl diyeyim sana, bir zarar verecek bir şey değil yani. Hani abla, o gün olay nereden kapanıyor. Nereden insanların alnında mı yazıyor zarar verir vermeyecekleri ya? O zaman tek zarar verecek sen kalıyorsun Tayfur. Evet doğru söylüyorsun bir Şevket. Bir tek sen kalıyorsun. Kimse yok. Bak demin ki olayda şu olabilir dedik. Bir yan alternatifi konuştuk. Dur abi yani. Herkes de fikrini söyledi, aile yakınları da. Burada o zaman sen diğerlerini de reddettiğin andan itibaren tek şüpheli sensin. O zaman açıkla, hem kadıncağız bulunsun. Abi bulunsun. Hem de ya. Herkes de bir adalet yerini buldu diye gönül rahatlığı duysun. Ya açıkla. annem böyle söyledim de eşim kızacak mı ne eşim falan değil mi? Ben çocukluğumdan beri hep böyle cuma günü ölmek istedim. Cuma namazında gömüleyim. Daha evvel de söylemişimdir belki böyle. Cenazem kalabalık olsun diye. 5 yaşında, 6 yaşında bile bunu düşünüyordum. Neden bilmiyorum. Cuma günü öleyim, cuma günü beni gömsünler, cenazem kalabalık olsun. Ay şimdi de ya arkamdan da ağlayan bir çift göz olsun ya. Bu kadın kaç yıllık karın seni? 15 yıl. 15 yıl. Ya hiçbir şey yapmadıysa 15 yıl senin çorabını yıkadı bu kadın ya. Sen mi yıkıyorsun evde çorabını, o mu yıkıyor? He? Bana söylesene, sen mi yıkıyorsun çoraplarını, o mu yıkıyor? Ben yere geldi ben... Yıkardım yani. Yeri geldiğinde değil. Normalde. Kim yıkıyor senin çoraplarını? Normalde. O da yıkardı yani. O da yıkardı. Yıkardı. Sen mi yıkıyorsun evde çamaşırları? Yok abla, çamaşırları makineye o atardı yani. Heh. O yıkıyor yani değil mi? Tabii. Bak onu bile söyleyemiyor ya. Abicim gerçekten ya bu yapılanın hiç mi değeri yok sizin gözünüzde ya? Kadına düşman olmuş işte. Bitirmiş kadını, düşman olmuş. Dün diyor ya. Ay ya bir tane adamla evleniyorsun. Ya çok özür diliyorum. Açık açık da söyleyeceğim. Ayıp ya. Donunu yıkıyor, çorabını yıkıyor, çocuğunu doğuruyor. Bak o gün son gün yediğin ekmeğin içindeki kızartmayı yapıp ekmeğin içine koyup elini veriyor. Hala diyorsun ki ben de yıkardım, o da yıkardı. Yani onun bile bir ne kadar, bu ne kadar bir öfke ya. Uzun lokması. Benim çamaşırımı ömrüm boyunca annem yıkadı. Ben hiç yıkamadım mı? Yıkamışımdır 3-5. Şimdi hani binlerce senin içinde 3-5'in lafı mı olur? Niye öyle bir vicdanın yok senin Bedriye'ye karşı? Buraya geldik hani olmadı yani.
Ne olmadı? Hani nasıl diyeyim? Buraya geliyoruz hani olumsuz yerden. Hani biz öyle değmiyoruz. Hepsini biliyordun. Yani. Hepsini ya biliyordun. Buraya gelene kadar sütçü seferi açık seçik fotoğraflarından bahsediyordun. Oktay Bey bir dakika dur lütfen. Sen buraya geldiğinde sütçü seferi açık seçik fotoğraf atmıştı. Ha, açık abla, seçiğin... Öyle biliyorum ben, görmedim diyorum. Heh, ha. Öyle. Yani burada sen aslında açık seçik fotoğraf olmadığını burada öğrendin. Daha fazlasını orada konuşuyordun. Buraya gelmeden önce Hyundai ile iki çocuklu Konya'daki adam bilmem ne hademe falan orada konuşulan oydu. Bunlar seni hiç rahatsız etmedi ki. Sen gene pardı pavyonda gezdin. Ya insanın evde kedisi ölse yas tutuyor ya. Ben sana inanır mıyım? Sen benim gözüme baksana. Eski patronunu öldürdü. Öldürdüğünü itiraf etti. Hasarlayarak öldürme suçlamasıyla hepsi birden cezaevine gönderildi.